Not defterinden herkese merhaba. Rıdvan Dilmen'in gündeme dair notları, Süper Lig'de yaşanan gelişmeler ve Avrupa futbolundaki detaylarla birlikte karşınızdayız. Son haftalara girerken artık e, tüm rekabet bayağı bir kızıştı. Öncelikle hocama bir sormak istiyorum. Hocam nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen de iyisin. Teşekkürler hocam. Ben de iyiyim. Artık son haftalara girdik. Rekabet iyicene kızıştı, tansiyon iyicene yükseldi. Evet, e, aslında beklenen bir şey değildi onu söyleyeyim size. Ee, çok ilginç bir lig yaşıyoruz. Aslında puan ortalamaları çok yüksek olan üç büyükler. Ee, bir alt tarafta da Ümraniye olarak olmasa da artık bir az lige gitmek üzere. ikinci takım aranıyor. Dün hakikaten de final gibi bir maç vardı İstanbul Sporu Gelsun maçı. İstanbul kazanarak işte zaten bana göre yüzde yetmişlerdeydi şansı. Yüzde seksen ne çıkarıp Kümede kalır diye düşünüyorum. Tabii ligin üstü, zirve çok acayip gidiyor. Beşiktaş'ın tabii durdurulamaz bir yükselişi var. Ama hala ikinci dahi değiller. Şenol Güneş'le başlamış olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. Ama Şenol Güneş'in, şimdi üç büyüklere bakalım. Buna eğer son e, Trabzon'u eklersek, hatta ligde daha önce Başakşehir'i düşünecek olursak, ee, sezon başındaki teknik direktörlerden işte Emre devam ediyor. Abdullah Hoca ayrıldı. Beşiktaş ayrıldı Valeri İsmaille. Şenol Hoca geldikten sonraki puan parkına bakacak olursak bayağı bir mesafe katettiler ama sezona yeter mi? Ben zor görüyorum. Eee hala ben %70 görüyorum. %25 Fenerbahçe'yi görüyorum. %5'te Beştaş'ı görüyorum. Dengeler de çok sık değişiyor aynı zamanda. Değişiyor. Tabii zor maçlar var. Her takımın artık zor. Kolay olmadığını bir hafta önce gördük Karagümrük, Galatasaray Karagümrük ve özellikle Fenerbahçe İstanbul Spor maçında. Keşkelerle geçen bir sezon aslında. Her takım için geçerli. Hiç ben vakit hiç kaybetmeyelim. De. Hemen başlayalım hocam. Tamam. Haftanın takımlarıyla başlayalım. Haftanın takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe ise Sivas Sporu deplasmanda 3-1 skorluk skorla mağlup etti. Evet e, şimdi tabii bir derbi kazanıyor Beşiktaş. Tabii ki öncelikle Beşiktaş'ta dememiz lazım. Fenerbahçe'yi niye söyledim onu da söyleyeyim. Öncelikle Beşiktaş e, 8 maçın 7'sini kazanıp bir berabere kalmıştı. Ligin zirvesindeki Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Ve Galatasaray'a karşı da 1-0 geriye düşmek. Bir parantez açalım. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı da geriye düşmüşlerdi. O maçı da çevirdiler. Bu maçı da çevirdi takım. Ki Galatasaray maçı iyi başlamıştı. Ama sonuçta haklı bir galibiyet elde etti Beşiktaş. 1-0'dan 3-1 Galatasaray maçı yenmek. Aynı şekilde Fenerbahçe'de büyük bir travmatik sonuçtan sonra İstanbul Spor. Bana göre futbolda mucize diyeceğimiz maçlardan bir tanesi. Evet. Öncesi sonrasıyla. O maçtan sonra toparlaması ve zor deplasmanı kazanması haftanın takımı. Büyük takım demekte de böyle oluyor işte. Yani büyük takımlar böyledir. Haftanın teknik direktörlerine bakalım. Haftanın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Jorge Jesus. İki teknik adam bu hafta galip gelmesini bildi. Zirvedeki Galatasaray'la... Kurt Galatasaray ile... ya böyle yani kurt tecrübeli. E sonuçta ben ve sen olacak halimiz yok. O takımlar onları çalıştırıyor. Mental olarak da taktik olarak da iyi hazırladıklarını. Aslında Beşiktaş'ın kadrosu da belliydi. O yöne gidişatı belliydi ama çok enteresan. 89 dakika ilk 6 dakika uzatmayla birlikte hiç oyuncu değişikliğine gitmedi Şenol Hoca. Fenerbahçe ise e, öylesine kötü bir sonuç almıştı ki oyun içerisinde de Ener Valencia'nın sakatlığı üzerine bir de İrfan 10 kişi bıraktıktan sonra taktiksel anlamda da yorucu bir maç oldu teknik adam için. Hem maça hazırlaması psikolojik olarak önemli hem de maç içerisindeki yorucu doğrudur yanlıştır ama sonuçta kazanıp dönmesi de bir teknik sektör başarısı diyebiliriz. Haftanın futbolcusuna bakacağız şimdi de. Haftanın futbolcusu Getson Fernandes. Beşiktaşlı futbolcunun derbide gösterdiği performansla galibiyetin mimarı oldu diyebiliriz. Sahada her pozisyonda neredeyse gördük Getson'u. Evet, Fernandes, Getson Fernandes genç bir oyuncu. Beşiktaş'ta %50'sine bile 6 milyon euro'luk bir yatırım yaptı. E, Galatasaray'ı istiyordu bildiğimiz kadarıyla. Şöyle söyleyeyim ki e, ligimizin ortalaması en çok koşan oyuncusudur. Sadece bu maçtan istatistikler konuşuluyor ama e, ortalama sezon ortalaması en yüksek oyuncudur. Kuşkusuz Uzakar'a birincidir en çok mesafe kaderi. E, bu hafta ekstra dribblinglerle de ön plana çıktı. Bir de Uzakar'a en çok foul yapılan oyuncudur. Bazılarını atıyor kendilerine ama genelde çok çok temaslı olduğu için Oynadığı için fold alan bir ortalama 4-5 kez her maç oluyor. Eksikleri var mı? Var tabii. Örneğin yaratıcılık anlamında eksikleri var. Mesela Beşiktaş gibi bir takımın orta saha oyuncuları ortalama 4-5 gol atması lazım sezon içerisinde. Hatta ben mütevazı davrandım. 8 tane atmalılar da. Geç son biraz ceza sahasında uzak oynuyor. Yani iki ceza sahasını kat ederek oynayan çok çok faydalı bir oyuncu. İyi de oyuncu. Daha da iyi olması için de son pas ve gol sahasına da girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın işte orta sahası zaten dinamik bir orta saha. Salih mesela Getson'a göre topla daha yetenekli bir oyuncu. Ama Getson'un fizik devamlı Salih'ten fazla. Rıdvan Dilmen'in seçtiği haftanın hakemini göreceğiz şimdi. Haftanın hakemi Zorbay Küçük. Sivas Spor Fenerbahçe maçını yönetti. Maç 3-1 bitti. İrfan Can 45. dakikada kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Şöyle, şimdi sarı kartla cezalandırdı İrfan Doğru bir var uyarısıyla da kırmızıya çevirdi. Şimdi diyecekler ki izleyiciler, ya vardan uyarılan bir hakem niye haftanın hakemi seçtiniz? Şöyle düşünüyorum ben, bir oyuncu olarak bakıyorum. O anda o kadar darbeyi sert görmeyebilir bir taktik faul yapıyor diye düşündü. O yüzden sarı kart gösterdi. Yoksa hakikaten mesela Merkez Hakem Komitesi ve gözlemciler bunu bir hata olarak yorumluyorlar. Ama maçın tamamına yaydığım zaman hakem performansını son derece iyi gördüm ki bundan 4 yıl önce çok yetenekli ve FIFA hakemi olma yolunda gidiyordu ki 3 yıl önce oldu. Daha sonra kataküllere getirdiler. Zorbay küçüldü biraz böyle koştu koşamadı falan diye kirli bir algı oluşturuldu. Kategori düşürdüler. Hoş o da moral bozukluğuyla da e, şey yaptı, e, performansı düşüktü ama bu yıl her geçen maçı iyi oynuyor, yönetiyor. Çok sakin, pozisyonlara yakın ve bu hafta gerçekten de çok beğendim. Babası da eski futbolcudur. Bizim jenerasyonundan, bizim kucaktan. Çok iyi futbolcudu bu. Feyzullah Küçük vardı. Adana Spor ve Malatya Spor'da oynadı. Onun da kulakları şımlasın. Yani mesela kaleci Eser vardı. Onun oğlu Erce kaleci bir de Arda kardeşler o da oğludur. Yani hı hı. E, babalardan hakem çıktı demek ki. Olu evet tam olur. olarak öyle olmuş hocam. Haftanın olayına bakacağız. Haftanın olayı şampiyonluk yarışı. Program başında da söyledik. Tansiyon giderek yükseliyor evet. ve rekabet kızışıyor. Yani çok farklı şeyler konuşulmaya başlandı. Aslında hakikaten de e, bakıyoruz Galatasaray'ı ben e, %90'lar görüyordum açıkçası. Tabii hı üst üste iki maçta altı gol yiyeceklerini ben hiç düşünmedim yenilebilir puan kaybı ama Kara Gümrük maçını ben her türlü üç yazmıştım fakat biraz sonra denemelerde muhtemelen yer vermişsinizdir. Ee...